Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. 2020 Corolla aracımız Vision Multidrive S aracımızın gösterge panelini inceleyeceğiz. Gösterge panelini derken hemen bu sağ taraftaki renkli TFT ekranı inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde aracımızı çalıştıralım ve kaldıran selamlamamız ve ekran açılışımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada şu şekilde direkt o ekrana odaklanarak anlatmaya başlayalım arkadaşlar. İlk açılışında bu şekilde bir dijital kilometre ve altında range kısmı yazan ekranımız geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim ben size yönlendirmeleri. Şu şekilde direksiyonumuzun üstündeki bu sağ sol ok ve geri tuşundan yönlendirmelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ekranımızla ilgili. Şu şekilde aşağı doğru bastığımda böyle ortalama tüketim ve hemen şurada gözüken de anlık tüketim arkadaşlar. Onları görebiliyoruz. Buna oka basılı tuttuğumuzda bu ekranı sıfırlıyor arkadaşlar. Hemen bir alt sekmede de eko gösterge panelini görüyoruz. Şurada bir ayrı çizgi var. Ondan sonrası eko moddan çıkıyor. Oraya kadar eko sürüş modunda sürekli. Ondan sonra eko moddan çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yukarıda panelleri görüyorsunuz. Hemen yukarıda 4-5 tane panel var. Bunlar arasında geçişi de şu şekilde sağ sol ok tuşlarıyla yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sonraki panele geldiğimde şöyle hız sabitleyicimizi açayım. Gördüğünüz gibi hız sabitleyici ekranı onu görüyoruz. Yani orada kaça sabitlediğimizi gösteriyor bize. Daha sonra bir sonraki panelde seyahatimizin sürüş bilgileri var. Kaç kilometre gittiğimiz ve kaç dakika, kaç saat süreyle gittiğimizi gösteren kısım var. Daha sonra buradan ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmında istediğiniz ayarı nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Saat ayarı var. Oka basılı tuttuğumuzda saat ayarına giriyoruz. Şu şekilde yukarı ok tuşuyla veya aşağı ok tuşuyla dakikamızı ayarlayabiliyoruz. Şöyle sağa sola kaydırdığımızda istediğimiz şeyi saat düzenli 12 saat ya da 24 saat bunların ayarlarını yapabiliyoruz. Yeri dediğimizde ise ayarımız yapılmış oluyor arkadaşlar. Şu şekilde bir de gösterge ayarları var. Oka basılı tuttuğumuzda o ayarların sekmesine giriyoruz. Burada dil ayarlarımız var. Bayağı bir farklı dil seçeneklerimiz mevcut arkadaşlar. Şuradan birimlere giriyoruz. Buradan birimlerde 100 kilometrede kaç litre yaktığını ya da 1 litre ile kaç kilometre gittiğinizi gösteren ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle ekonomik sürüş eko göstergesini açma kapama özelliği var. Bu şekilde yakıt kullanımını bu ikinci ekranda dijital kilometre saatinden hemen sonraki ekranda gözüken toplam ortalama, depo ortalaması ya da seyahat ortalaması bunların hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada da sürüş bilgi türleri var arkadaşlar. Sürüş bilgi türü de seyahat ya da toplam olarak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Sürüş bilgisi, uzaklık, geçen süre bunları değiştirebiliyorsunuz. Mesela ortalama uzaklık yerine ortalama hız yapabiliyorsunuz. Ya da geçen süre yerine ortalama hız veyahut da uzaklık bunu tercihi size kalmış arkadaşlar. Peki hatta ortalama hız diyelim biz. Ortalama hız ve geçen süremiz gözüksün. Geri geldiğimizde Meet Cup diyor. Yani ana ekrana gönderiyor. Tekrar oka bastığımızda herhangi bir şey yapmıyor. Buradan da fabrika ayarlarına dönebiliyorsunuz tekrardan. Evet, bu ayarlar kısmında da bu kadar arkadaşlar. Yani çok şeyi yok aslında ama güzel bir ekran. Kullanışlı bir ekran. Burada da dikkat kısmında da yani ünlem işareti var burada.
Herhangi bir mesaj, yani araçla ilgili herhangi bir şey olduğunda bu ekrana düşüyor. Şöyle göstereyim. Aracımızı kapattık. Tekrar kontağımı açtığım zaman sürüşe hazır değil diyor. Geri yaptığım zaman bakın burada mesaj kısmına düşüyor hemen zaten. Sürüşe hazır değildir diye. Bunu demesinin sebebi de araç çalışmıyor olması. Çalıştığı zaman bu uyarımız ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bu şekilde evet, yani söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Ayarlarımızı, ekran ayarlarımızı buradan şu şekilde yapabilirsiniz. Bu videomuzun da arkadaşlar sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.